Sınavlar yaklaşıyor, hadi sen de durma. Sana ders bolca, dersizliğin kanla. Bu da sana ders olsun. Merhaba arkadaşlar. Batı Edebiyatı sanat akımlarına Parnasizm'le devam ediyoruz. Evet, baştan vurgulayalım. Parnasizm yalnızca ve yalnızca şiir akımıdır. Romantik şiire tepki olarak 19. yüzyılın ikinci yarısında Fransa'da doğar. Realizmi ve naturalizmi doğuran toplumsal ve siyasal koşullar Parnasizm içinde geçerlidir. Kısacası realizm ilkelerinin şiire yansımasıdır ve şiirdeki gerçekçilik, şiirdeki realizm olarak düşünülebilir. Evet, şimdi de Parnasizm'in özelliklerine kısaca göz atalım. Parnasyen sanatçılar sanat için sanat ilkesine sahiptir. Onlar şiiri yalnızca güzellik olarak görürler ve şiirin toplumsal bir amacı olmaması gerektiğini düşünürler. Sanatçılar şiirde güzelliği yakalayabilmek için biçim mükemmelliğine önem verirler. Ölçü, uyak ve sözcüklerin uyumuna dikkat eden Parnasyen sanatçılar şiirde belli bir kesime, yani seçkinlere seslenirler. Şiiri oluşturan sözcükleri bir kuyumcu titizliğiyle seçerler. Parnas sanatçılar romantizmin duygu ve hayal yüklü lirik şiirine tepki olarak doğar. Yaşamı ve doğayı nesnel bir bakışla kavramayı hedeflerler. Parnasizm eski Yunan ve Latin şiirine yeniden dönüştür. Evet, Parnasizm'in bu özelliği klasisizme de benzer. Parnasyen sanatçıların tümünde neredeyse karamsar bir ruh hali vardır. Parnasizmle beraber bilim ve fenle ilgili konular, felsefi düşünceler şiire girer. Egzotik konuları işleyen Parnasyenler, yani başka ülkelerdeki yaşamları, insanları anlatan Parnasyenler, dilin açık ve yalın olmasına özellikle önem verirler. Şimdi Parnasizmin başlıca sanatçılarına ve onların yapıtlarına göz atalım. Evet, birinci sanatçımız Théophile Gautier. Önemli yapıtları Mineler, Momi'nin romanı ve romantizmin tarihi. Théodore de Bonneville. Önemli yapıtları Fransız şiirinin küçük kitabı ve akrobatik şiirler. Le Condoliste. Önemli yapıtları antik şiirler, barbar şiirler ve trajik şiirler. Jose-Marie de Heredia. En önemli yapıtı Ganimetler. Francis Pape. Önemli yapıtları Kutsal Kalıntılar Korunağı ve Alçak Gönüllüler. Parnasizm akımı Türk Edebiyatı'nda Tevfik Fikret ve Yahya Kemal Beyatlı'yı etkiler. Evet, bu dersimiz de burada sona erdi. Bir sonraki ders görüşmek üzere.